düşkünümle. Hatay'da yaşayan Selahattin ve Fatma Kılıç çifti depremden bu yana evladının ailesinden gelecek haberi umutla bekliyor. Ara ara çıkar ruhumu da. Torunlarının kendilerini seslenmesine hasret kalan çift, Asel'in doğum gününde çekilen görüntüleri izledikçe acı çekiyor. Geç kaldılar, ben de şöyle göstereyim nasıl yaptığımı. Kahramanmaraş merkezi depremlerde 25 bine yakın insan vefat etmiş, Antakya ilçesi yerde bir olmuştu. Asrın felaketini Antakya ilçesi Güzelburç mahallesinde bulunan ilke apartmanında yakalanan 32 yaşındaki Mustafa Kılıç, 29 yaşındaki Hasret Kılıç ve 5 yaşındaki evlatları Asel Kılıç deprem sonrası adeta yok oldu. Felaketin üzerinden bir yıla yakın süre geçmesine rağmen evladının ailesinden haber alamayan acılı baba Selahattin ve anne Fatma Kılıç aylardır gelecek haberi umutla bekliyor. Torunlarının kendilerine dede ve babaanne diyerek seslenmesine hasret kalan Kılıç çifti, Asel'in doğum gününden geriye kalan görüntülerde adeta yürekleri dağılıyor. Harika. Evet, kestik. Hatay Antakya'da oturuyordum deprem günü. Sabahleyin ilk gittiğim bina, oğlumun binası yerle bir olmuştu. Bir hafta boyunca başındaydık. Enkazdan çıkmadılar. Enkazı iki defa daha taradık. Yine çıkmadılar. Aldığımız haberlere göre orada AFAD yaklaşık 10 kişiyi kurtarmış. Hastaneler göndermiş. Oraya gelen bir tane minibüs, beyaz bir minibüs. Yaklaşık 14-15 kişiyi yine götürmüş hastanelere. Ama bunlardan hiçbir haber alamadık. Çocuklarımdan da haber alamadım. Gezmediğim hastane Türkiye'de kalmadı. Gitmediğim yer kalmadı. Emniyete, savcılıklara DNA örneği verdim. Ben ve gelinin ailesi de verdi. Herhangi bir eşleşme yok. Bir yıldır bir insan ölmüşse eşleşme olmaz mı? Hatay Antakya Güzelburç Mahallesi Zümrüt Sokak ilke apartmanında yaşıyorlardı. 5. katta. Kaç yaşındalardı? Oğlum 32 yaşındaydı. İsmi? Mustafa Kılıç. Gelinim Hasret Kılıç 29 yaşındaydı. Torunum Asel Kılıç 5 yaşındaydı. Torunun dede demesini özledin mi? Çok özledim ya. Ben torunumu çok özledim. Çocuklarımı çok özledim. Lütfen bir an önce bulsunlar çocuklarımı. Ben az önce torunumun videosunu izliyordum. Orada ağlıyordum. Hasret kaldım, evet. Çok özledim torunumu. Çocuklarımı özledim. Oğlumu özledim. Gelinimi özledim. Çok özledim çocuklarımı. Lütfen bir an önce bulunsunlar. Devletimizin büyüklerinden rica ediyorum. Bir an önce çocuklarım bulunsun. Hala çocuklarımızı bulamadık. Neredeler bilmiyoruz. Ölüler mi, hayattalar mı? Çok ızdırap çekiyoruz yani. Bir an önce bu işe çözüm bulunsun. Onu istiyoruz sadece. Torunum bana babaannesinin gülü derdi. Ben ona babaannesinin gülü derim. O da hep bana derdi. Babaannesinin gülü ben geldim. Onu çok özledim.